أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri dünyada bize sayısız nimetler vermiştir. İnsanoğlu sahip olduğu her nimeti korumak ve muhafaza etmek ister. Çünkü nimet sevilen şeydir. Nimet insanın hoşuna giden şeydir. Elden çıkınca üzülür, ele girince sevinir. Yıllarca minibüslerle, metro ile, otobüsle yürüyen bir insan, işine gidip gelen bir insan, eline bir araba imkanı geçtiği zaman sevinir. Sonra değişik vesilelerle arabayı satmak mecburiyetinde kalsa üzülür. Yani nimetin elde edilmesi insanı mutlu eder. Nimetin elden çıkması da insanı üzer. Peki dünyada sahip olduğumuz nimetler içerisinde elbette iman nimeti en önemli nimetimiz, akıl nimeti en güzel nimetlerimizden birisidir. Bunun dışındaki nimetleri saymaya kalktığımız zaman وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Elbette Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu bizlere lütfettiği nimetleri saymaya kalksak saymamız mümkün değildir. Ancak özetle, başlıklarla bir şeyler söyleyebiliriz. Bugünkü dersimizde Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlerden, en önemli nimetlerden bir nimetten bahsedeceğim. O da Allah Celle ve Ala Hazretleri bizlere çocuklar vermiştir ve gençler bizden sonra bizim nöbetimizi devralacak, malımıza, mülkümüze sahip çıkacak, efendim hizmetlerimizi devralacak Cenab-ı Hak evlat vermiştir. Bir milletin gençleri o milletin en büyük değerlerindendir. Diyelim ki bir devletin gerçekten devasa fabrikaları olsa, devasa sanayisi olsa ama o milletin, o devletin gençliği yoksa, yarın o fabrikaları, o devasa kurumları kim teslim alacak, kim yürütecek? Devletlerin, milletlerin korunması için de devletler askerler oluştururlar. Bu askerler de emekli olan kişilerden değildir. Nasıl olsa bunların işi bitmiştir, gelsin ülkeyi korusun demiyorlar. En genç olan, en çok işe yarayabilecek olan, hayatının en çok verimli olduğu anı olan 20 yaşı ve civarında ve çevresindeki insanlardan, gençlerden devlet istifade ediyor.
Ve öyle de olması gerekiyor zaten. Şimdi demek ki bir millet için, bir aile için gençlik gerçekten önemlidir. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için fabrikalarımızdan, gökdelen apartmanlarımızdan çok daha değerlidir. Apartman ne ki? Ufak bir depremde enkaz olur, hatta sadece enkaz olmakla kalmaz, biz de o enkazın içerisinde canını veren birisi olabiliriz. Kellem yekün hükmündedir. Yani varlığı ve yokluğu müsavidir. Bir çocuğumuzun bir parmağı, bir kolu 20 tane, 30 tane, 50 tane gökdelenden daha değerlidir. Yani ya çocuğunun kolunu keseceğiz, bacağını keseceğiz veya bu gökdelenleri vereceksin deseler ne dersiniz? Verir mi, vermez mi? Gökdelenler gitsin. Onlar giderse yenisi gelebilir ama çocuğumun kolu giderse o kolun yenisi gelmez. Dolayısıyla çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için, aileler için ve milletler için en önemli değerlerden birisidir. Ancak bu değerleri değersiz hale getirmek de mümkündür. Çok daha değerli hale getirmek de mümkündür. İnsanoğlu ağaç gibi değil ki suyunu dök büyüsün. Suyunu alırsa efendim budamasını yaparsın, ağaç büyür, kendiliğinden büyür. İnsanoğlu ağaç gibi büyümez ki. İnsanoğlunun eğitime ihtiyacı vardır. Hatta affınıza sığınarak söylüyorum, artık milletler ne yapıyorlar? Köpeği bile eğitiyorlar, polis olarak ona görev yaptırıyorlar değil mi? Çantaları ararken veya toprağın altında, enkazın altında canlı var mı yok mu ararken ne kullanıyorlar? Köpek kullanıyorlar. Bu sıradan köpek mi? Sıradan köpek değil. Sen o köpeği satın almaya kalkarsan satın alamazsın. Çok değerlidir o köpek. Niçin çok değerlidir? Ona ciddi eğitim verilmiş. O konuda uzman olmuş. O konuda uzman olmuş. Yani köpeği bile insanlar ne yapıyorlar? Eğitiyorlar. Kuşu bile ne yapıyorlar? Eğitiyorlar. Dolayısıyla eğer köpek eğitiliyorsa, kuş eğitiliyorsa insanoğlu, köpeği eğiten kim? İnsanoğlu. Kuşu eğiten kim? İnsanoğlu. İnsanoğlu köpeği eğitir de kuşu eğitir de insanoğlu insanoğlunu eğitemez mi? Asıl insanoğlu insanoğlunu eğitir. Bu konuda ihtimam önemlidir. Yani işte saldım çayıra Mevlam kayıra derler ya, böyle bir tabir var. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Artık ben çocuğu sabahleyin karnını doyurdum. Ondan sonra harçlığını da cebine koydum, dışarıya saldım. Akşam eve geldi mi tamam. Böyle olmaz. Çocuk böyle yetiştirilmez. Böyle yetişen, böyle yetiştirilen çocuğa yarın ülke teslim edilebilir mi? Kendi fabrikanı teslim edebilir misin? Kendi iş yerini teslim edebilir misin? Şimdi kıymetli dostlar, biz Müslüman olarak, Allah'a ve Resulüne inanmış insanlar olarak, Kitab-ı Kur'an, Rabbisi Allah, Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olan insanlar olarak olayların her birisini bu çerçevede değerlendiririz. Allah ne buyuruyor? Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kur'an-ı Kerim bize neler öğretiyor? Bunlar bizim için önemli. Biz hayatımızı bunlara göre tanzim etmek durumundayız. Bugün bu saatte sizin her birinizin, biraz sonra camiyi dolduracak olan cemaatimizin her birisinin burada oluşu benden sebep değildir. Allah böyle istemiştir, ondan sebep buradasınız ve buraya gelecekler, bundan sebep geleceklerdir. Ben başka bir gün çağırsam insanları, gelin toplanalım camide desem, kaç kişi gelir ki? Ben davet ettiğimden dolayı değil, Allah her birimizin cuma saatinde camide, namazda olmamızı emrettiği için bugün camiler dolacaktır. Ha demek ki bizi yönlendiren nedir? Allah'ın talimatıdır. Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı ve uygulamalarıdır. Peki bugün buraya gelirken bizi getiren Allah'tır Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'dir, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyoruz. Allah Celle Celaluhu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim bize sadece bu kadar mı karışabilir?
Ey Allah'ım, sen bana sadece cuma saatinde cumaya gitmeyi emredersin, bundan sonra bana karışamazsın diyebilir miyiz? Ey Kur'an-ı Azimuşşan, sen büyük kitapsın, 104 kitabın sultanısın. Ama sen bana sadece cuma saatinde cumaya gitme konusunda karışabilirsin, bunun dışında bana karışamazsın diyebilir miyiz? Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sen sultanül enbiyasın, peygamberlerin sultanısın. Allah'ın biricik sevgilisin, benim de peygamberimsin sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak sen bana sadece cuma saatinde cumaya gitmemi konusunda karışabilirsin, bunun dışında karışamazsın diyebilir miyiz? Bütün bu söylediklerim hepsi yanlıştır. Doğrusu nedir? Allah Celle Celaluhu hayatımızın A'sından Z'sine kadar hepsine karışır, çünkü hayatımızı bize veren O'dur. Bizim hayatta hayat sahibi olmamızı veren, sağlayan kim? Allah Celle Celaluhu. Öldürecek olan kim? O. Gözü gördüren, kulağı işittiren, el ayak, akıl fikir, bütün bunlar hepsi O'nun yaratmasıyla ve muhafazasıyla devam etmiyor mu? Eli titrek olan, durmadan eli böyle sallanan adamın eliyle senin benim elim arasında ne fark var? Niye adam tutamıyor elini? Durmadan sallanıyor. Niye tutamıyor elini? O sana bana diyor ki, ey insanoğlu, zannetme ki sen elini kendin idare ediyorsun. Bak, benim elime sahip çıkamıyorum. Olduğu yerde sallanıp duruyor diyor sana. Demek ki ben elimi Allah'ın verdiği kudretle kullanıyorum. O kudreti benden alırsa, bana da böyle elimi otomatik olarak irademin dışında sallanır hale getirmiş olsa, ben de sallayacağım elimi. Mesele bu. Yanımızda bembeyaz saçlı bir insan görürüz. Biz genciz, simsiyah saçlıyız. O bembeyaz saçlı insanın saçları sana bana diyor ki, bak sen saçının simsiyah oluşunu aldanma. O Cenab-ı Hakk'ın sana bir lütfudur, o senin elinde değildir. Bir gün sen de böyle olursun diyor. Yani ak saçlı olmak fena bir şey değil ama yani insan 80 yaşına geldiği halde saçı sakalı simsiyah ise hoşuna gidiyor. Değil mi? Velhasıl şu noktaya gelelim. Çocuklarımızın, gençlerimizin büyük bir nimet olduğu kesindir. Bu nimeti nasıl koruyacağız, nasıl yetiştireceğiz? Saldım bayıra, Mevlam kayıra olmayacaktır. Ya nasıl olacak? Allah ve Resulü nasıl istiyorsa öyle olacak. Affınıza sığınarak şöyle bir şey söyleyeyim. Gençlerimizi kazanırken bir anne baba nikahsız, gayrimeşru ilişkiyle çocuk kazanmış olsa ona ne diyorlar? Veledi zina diyorlar, değil mi? Gayrimeşru çocuk diyorlar ona. Demek ki çocuğun kazanılmasında bile bir usul vardır, kriter vardır. Bunun bir nikahı vardır, bir usulü kaidesi vardır. Bu usul ve kaideye uyulmadığı zaman veledi zina oluyor. Evet. Nasıl kazanılırken kriterlerle, dini kriterlerle kazanılması gerekiyorsa, yetiştirilirken de böyle. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresi var. 412-413. Sayfalarda. Lokman suresinde adı üzerinde Lokman aleyhisselamın adı geçiyor, bu sureye konmuştur. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bu surenin ikinci sayfasında Lokman aleyhisselam ile oğlu arasında geçen konuşmalar, oğluna yaptığı nasihatler zikrediliyor ağırlıklı olarak ve dolayısıyla bu sure adını Lokman suresi diye almıştır. Lokman aleyhisselamın ve diğer peygamberlerin çocuklarına çok nasihatleri olmuştur. Ancak Allah Celle Celaluhu Lokman aleyhisselamın buradaki tavsiyelerini Kur'anlaştırdı. Kur'anlaştırdı. Ne demek? Cenab-ı Hak bunları alıp Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak bizim önümüze koyunca artık kıyamete kadar her Müslüman Lokman suresini okuduğu zaman neyi okumuş olacak? Lokman aleyhisselamın oğluna tavsiyelerini okumuş olacak. Buradan da kendisine bir örnek almış olacak. Bir baba olarak evladı nasıl yetiştirmek lazım? Bir evlat olarak nasıl yetişmek lazım? Her iki cihetten baktığımız zaman bu önemli. Kıymetli dostlar, biz çocuklarımızı ağaç yetiştirir gibi yetiştirmeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum, bir koyunun kuzusunu yetiştirdiği gibi yetiştirmeyiz. Bir kedinin yavrusunu yetiştirdiği gibi yetiştirmeyiz. Geçen sene, affedersiniz, bir kedinin fareyi yakaladığını gördüm. Yakaladıktan sonra yavruları da koştu yanına.
yavrularını yaklaştırmadı yanına, siz durun dedi. Henüz canlıdır, size zarar verebilir dedi. Kendisi biraz daha yorduktan sonra onu uzaktan kontrol etti. Bir tane yavrusu geldi yanına, o da yanında bekliyor. Yani bu fare bu yavruya zarar verebilir mi, veremez mi diye. Ondan ben çok ders aldım. Yani kedinin yavrusuna fareyi teslim ederken kontrollü teslim etmiş olması, daha canlıdır. Bu yavruya benim gibi efendim hakim olamayabilir. Yavruya zarar verebilir. Biraz daha onu törpüledikten sonra, hareketsiz hale getirdikten sonra teslim etti, yanında da bekliyor. Dur bakalım benim bilmediğim bir şey var mı diye. Yani bir kedi bile yavrusunu yetiştirirken kendisine göre yetiştiriyor. Nasıl avlanır, nasıl yenir onu öğretiyor. Bir tavuk hemen yumurtadan çıkan civcivlerin nasıl yemesi gerektiğini tık 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 çağırıyor değil mi yanına? Kıt 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 yapıyor, çağırıyor yanına, yemesini öğretiyor. Peki biz, affınıza sığınarak söylüyorum, bir tavuk gibi mi anne baba olacağız? Veya bir kedi gibi mi anne baba olacağız? Elbette biz insanız. Allah bizi eşref-i mahluk olarak yarattı. Biz çocuğumuzun sadece nasıl yiyeceğini, nasıl avlanacağını, nasıl büyüyeceğini, efendim bedeni ihtiyacı olarak neler var, neler yok, bunları temin etmekle kalmayız. Öyle olduğu zaman diğer hayvanlardan, canlılardan bir üstünlüğümüz olmaz. Bizim kıymetli dostlar, çocuklarımızı bize verenin Allah olduğuna inanırız ve Allah yolunda çocuklarımızın birer mücahit olarak yetişmesini hedefleriz. Anneler, babalar, anne ve baba olurken, ya Rabbi sen bana bir evlat ver, o evlat ile dini celili İslam'a, Kur'an-ı Azimuşşan'a hizmet etme şerefini bana nasip eyle. Kur'an'ın sesini, Kur'an'ın güzelliğini başka yerlere taşıyabilecek bir evlat bana nasip eyle diye çocuk isterken bile ne niyetle çocuk istemek lazım? Malıma, mülküme sahip çıksın, alayım kucağımdan, nur topu gibi seveyim, stres topu gibi kendisiyle oynayayım diye evlat Allah'tan istenmez. Ya ne için istenir? İsterken âli himmet olmak lazım. Ya Rabbi bana öyle bir evlat ver ki ahlakı üstün olsun, imanı kamil olsun, dini celil-i İslam'ı, Kur'an-ı Azimuşşan'ı ileriye doğru taşıyabilecek, altın halkalardan bir halka olabilecek bir nesil nasip eyle demek lazım. Kıymetli dostlar, bir Müslümanın bir çocuğu olduğu zaman, bizim bir çocuğumuz, bir torunumuz olduğu zaman bir seviniyoruz. Oğlum oldu, kızım oldu, torunum oldu diye seviniyoruz. Ondan sonra neyin hesabını yapıyoruz? Efendim bunu bir hoca efendiye götüreyim de sağ kulağına ezan okusun, sol kulağına kamet getirsin. Ya çocuk ezandan ne anlar, kametten ne anlar? Değil mi? Her birimiz muhtemelen, bir teknik arıza olmadıysa her birimiz doğduğumuz zaman bize yapılan ilk iş ne oldu doğduktan sonra, kundağa sarıldıktan sonra? Sağ kulağımıza ezan okudular. Sol kulağımıza kamet getirdiler. Bu nedir ya? Çocuk ne anlar ezandan, ne anlar kametten? İşte burası önemli kıymetli dostlar. Demek ki bir çocuğun kulağına ilk okunacak olan nedir? Ezandır. İçerisinde kelime-i tevhid var mı? Allahu Ekber var, eşhedü en la ilahe illallah var, eşhedü enne Muhammeden Resulullah var, hayye alel salah var, hayye alel felah var, Allahu Ekber var. Çocuğun kulağına ilk giren şey Allah'ın büyüklüğü, Allahu Ekber diye başlıyorsun. Allah'ın büyüklüğü, kelime-i şehadet çocuğun kulağına bu. Sol kulağına da neyi okuyoruz? Kamet getiriyoruz. Demek ki çocuğa karşı bizim dini olarak, Müslüman olarak baktığımız zaman ilk vazifemiz ne olmuş oluyor? Kulağına, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirmek. Burada kıymetli dostlar, her anneye babaya ciddi bir mesaj var. Ey anne baba, bu çocuğun namazla şu anda bir alakası yok. Anlamaz da namazın ne olduğunu. Çocuk anlamasa da sen anlayacaksın. Bu çocuk hangi hedeflerle bunu yetiştireceksin? Allah için yetiştireceksin, namazı için yetiştireceksin. Allah'a karşı vazifelerini idrak edecek bir vaziyette bunu yetiştireceksin. Şimdiden kamet getiriyorsun ona. Kamet namazla ilgilidir değil mi? Kamet getirince ne yapıyoruz biz? Namaza duruyoruz. Çocuğun namazla ne alakası var? Niye kamet getiriyoruz? Demek ki burada hem çocuğa ilk
olarak kalbine, kulağına akan şeylerin, akıtılan şeylerin Allah'ın büyüklüğü, kelime-i şehadet, ezan ve kamet olması, hem de anneye ve babaya bu çocuğu yetiştirirken bizim hedefimiz ne olmalıdır imajını vermesi bakımından önemlidir. Kıymetli dostlar, Lokman aleyhisselam oğluna lafını anlayacak noktaya geldiği, değerlendirebilecek noktaya geldiği zaman ilk nasihati şu oldu. Ya bunayye ve yıkâle Lokmanu libnihi ve huve ya'ibuhu. Hani Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ederek şöyle söylemişti. Lokman aleyhisselamın oğluna nasihat ederek söylediklerini sen ümmetine anlat Habibim. Sen onu hatırla, ümmetine de hatırlat. Ne demiş bakalım? Ya bunayye la tüşrik billah inne şirke le zulmün azim. Yavrucuğum, sakın Allah'a şirk koşma. Allah'a ortak koşma. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür, büyük bir haksızlıktır. Yerleri gökleri, kainatı yaratan sadece Allah olduğu halde başkasına ibadet etmek şüphesiz büyük bir zulümdür diyor. Demek ki çocuklarımıza onları yetiştirme, onları koruma, muhafaza etme noktasında gönül dünyalarına evvela Allah'ın büyüklüğünü, azametini yerleştirmemiz lazım. Eğer ibadet edeceksek sadece ona ibadet edeceğiz. Korkacaksak sadece ondan korkacağız. Seveceksek onu seveceğiz. Dinleyeceksek onu dinleyeceğiz. Ya bunayye la tüşrik billah inne şirke le zulmün azim. Demek ki Allah Celle ve Ala Hazretlerine karşı vazifelerimizi ve duruşumuzu öğrenmek en önemli vazifemizdir. Çocuklarımıza da bunu öğretmek en önemli vazifemizdir. Çocuklarımızın mühendis olması, doktor olması, avukat olması vesaire olması, elbette bunlar olacak. Olması gereken şeylerdir. Toplumun içerisinde hepsine ihtiyaç vardır. Ancak hepsinden önce onun kalbini, Allah'a karşı duruşunu ona öğretmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya diyor ki: "Ya gulam, ey genç, ey genç, bak sana ne söyleyeceğim. İhfazillâhe yahfazke. Eğer sen Allah'ın dinini muhafaza edersen, Allah da seni muhafaza eder." Yani çocuğa verilmesi gereken hava ne? Sen Allah'ın dinini muhafaza edeceksin. Eğer sen Allah'ın dinini muhafaza edersen, Allah da seni muhafaza eder. Kıymetli dostlar, bence günümüzde hacısı hocası fark etmiyor. Efendim, aşağı yukarı toplum olarak hep dünyacı ve paracı bir toplum oldu. Çocuklarımıza sadece dünyadaki makamları, dünyadaki mevkileri sevdiriyoruz. Daha çocuk konuşmaya yeni başlıyor, ne olacaksın sorulduğu zaman ya pilot olacağım diyor, ya doktor olacağım diyor, ya mühendis olacağım diyor. Çünkü annesi babası tarafından kendisine sevdirilen meslekler bunlar. Çocuk yoksa doktor olmayı da bilmez, öbürünü de bilmez. Sevdirilen meslekler bunlardır. Hatta şöylesini de söyleyeyim, paylaşayım sizinle. Mesela diyelim ki bir hoca efendi, bir imam efendi, bir müftü efendi çocuğunu normal okulunu okuyor, ortaokulunu, lisesini okuyor. Bu arada hafızlık yaptırıyor, hafızı kelam oluyor. Bir de Arapça okutuyor, iyi bir Arapça okuyor. Bir başka müftü efendi veya bir başka imam efendi de çocuğunu böylesine, efendim hafızmış, Arapçaymış, dini bilgilerle müzeyyen olmamış, böyle bir derdi yok. O da çocuğunu tıbba vermiştir. Birisi hafız olmuştur, Arapça okuyordur, ilahiyat fakültesini bitiriyor. Bir başkası da çocuğunu tıbba vermiş veya hukuka vermiş. Şimdi Müslüman soruyor, senin çocuğun nerede? Benim çocuğum ilahiyat fakültesine devam ediyor, hafızlığını bitirdi, Arapça okuyor. Eh maşallah. Öbürüne soruyor, senin çocuğun nerede? Benim çocuğum tıp fakültesinde okuyor. Yapma ya! Nasıl kazandı? Nasıl oldu? Yani sanki diyorsun ki çok acayip bir şey. Mal bulmuş mağribi gibi gözü açılmış. Kardeşim,
Yani senin gözünde hafızı kelam olan, Allah'ın kelamını başından sonuna kadar ezberleyen, Allah ile böylesine bir bağlantısı olan, bir de bu Kur'an'ın manasını öğrenen, bunun yanında İlahiyat Fakültesi, üniversitesi de var, olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Ama bunu gözünde küçültüyor, 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 başka türlü olduğu zaman, dünyevi bir makam olduğu zaman, yapma ya, nasıl oldu, söyle bakayım, hayretler içerisinde kalıyor. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik yeni gelmişti. Titremeye başlamıştı. Yatağına gidip, efendim tabiri caizse battaniyesine bürünmüştü. Titriyordu. Geldi Cebrail aleyhisselam. Ya eyyuhel muddessir. Ey yorganına bürünmüş peygamber. Kalk. Kum. Kalk. Kalk. Yatma zamanı değildi. Feenzir. Kavmini uyar. Ona şimdi Cebrail aleyhisselam Allah'tan aldığı talimat ile ne diyor? Kalk diyor. Yatma zamanı değildir. İnsanları uyar diyor. Şimdi uyarmaya başlayacak. Dikkat buyurun şimdi ne diyor? Ve rabbeke fekebbir. Önce Rabbinin büyüklüğünü kalbine yerleştir. Ve rabbeke fekebbir. Kıymetli dostlar, her birimizin muhtaç olduğu duygu budur. Allahu Ekber. Allah her şeyden daha büyüktür. Biz Allahu Ekber dilimizle söylüyoruz ama paranın daha büyük olduğunu düşünüyoruz. Makam ve mevkinin daha büyük olduğunu düşünüyoruz. Bir takım güçlerin daha büyük olduğunu düşünüyoruz. Söylerken Allahu Ekber ama eylemde Allahu Ekber olmuyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin kalbine bu duyguyu yerleştirmek her birimizin görevidir. Eğer gençlerimizi korumak istiyorsak, ülkemizin geleceğine sahip olmak istiyorsak, mesele bundan ibarettir. Kalplerine paranın sevgisini değil, makamın sevgisini değil, Allah sevgisini, peygamber sevgisini yerleştirmek lazım. Ey dostlar, neden doğan çocuklarımızın kalbine para 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 demiyoruz, dolar dolar demiyoruz, altın altın demiyoruz, neden Allahu Ekber, Allahu Ekber diyoruz? Demek ki kalplere yerleştirilmesi gereken Allah'ın büyüklüğüdür. Kelime-i şehadetin önemli önemidir. Namazın ciddiyetidir. Burasını kavramak lazım. Burasını kavramak lazım. Burada ciddi bir espri var. Burada ciddi bir yönlendirme var. Anasından doğmuş olan çocuk ne Allahu Ekber'den anlar ne de Hayyâne Salâh'tan anlar. Neden bize İslam dini o çocuğun kulağına ezan okutturuyor, sol kulağına kamet getirttiriyor? Demek ki çocuk için, anası için, babası için en önemli olan şey Allah'ın büyüklüğünü idrak etmiş olmasıdır. Kelime-i şehadete teslim olmasıdır. Namazın ciddiyetini kavramasıdır. Rabbim bunu kavrayabilmeyi, kavratabilmeyi nasip eylesin. Evet. Bir de kıymetli dostlar, anneler, babalar olarak, toplum olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini de çocuklarımızın kalbine yerleştirmemiz lazım. Şimdi kıymetli dostlar, affınıza sığınarak söylüyorum. Çocuklarınız varsa 7 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında. Ben buradan başladım, ileriye doğru çıkabilirsiniz. Çocuklarınız, sorunların varsa, bunların her birisinin Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Trabzonspor'dan, diğerlerinden haberi var mı, yok mu? Bir tanesini seviyor mu, sevmiyor mu? Seviyor. Soruyorum sana, elini vicdanına koy, onu sevdiği kadar Allah'ı seviyor mu? Peygamberi seviyor mu? Sevmiyor senin için, dilde değil, gerçekte seviyor mu? Senin evinde o konuşulduğu kadar Allah konuşulmuyorsa, o konuşulduğu kadar Peygamber Muhammed Mustafa konuşulmuyorsa sallallahu aleyhi ve sellem, o çocuk nereden sevsin ki? Niye sevsin ki? Nasıl sevsin ki? Peygamber sevgisini çocukların gönlüne yerleştirmek bizim görevimizdir. Kardeşler, dostlar, siz evinizde, biz evimizde konuşma yaparken hocalar sahtekar, onların dediğini yap, yaptığını yapma gibi, efendim
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bize öğretecek insanların aleyhine konuştuğumuz zaman çocuklarımız camiden de kopar, hocadan da kopar, peygamberden zaten kopmuş olacak. Çünkü onu hocaya, onu peygambere yapıştıracak olan ya sensin, bir de seninle beraber işte din görevlilerinin yapacağı nasihatlerdir. Biz şimdi evimizde konuşurken eğer din adamlarını övecek ve onların güvenini sağlayabilecek ifadeler kullanmazsak, çocuklarımız bunları sevmez. Gönüllerinde böyle bir sevgi oluşmaz. Oluşmayınca da ne olmaz? İlgi duymadığı insanın, sevmediği insanın sözünü de dinlemez. Bu bakımdan peygamber sevgisini çocuklarımızın kalbine yerleştirmek bizim görevimizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ Üç şey vardır ki, kimde bu üç şey bulunursa imanın halavetini, tadını yakalamış olur. اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا Allah ve Resulünü başka her şeyden daha çok sevecek. Birincisi bu. Peki, bu bizim için de önemli, yetiştirmekte olduğumuz çocuklarımız için de önemli. Biraz önce verdiğim misali unutmayın. Benim çocuğum eğer herhangi bir spor takımını Allah ve Resulünden daha çok seviyorsa ve onu da benim tavır ve davranışlarımdan öğrenmiş ise yarın ahirette ben Allah'a hesap verirken durumum zordur. Bu hesabı kolay veremem. Neden benim sana verdiğim kuluma, yavruna benim sevgimi değil de başkasının sevgisini aşıladın diye derse Allah Celle Celaluhu, bunun hesabı kolay olmaz. Üç şey vardır ki bunları kim yakalarsa imanın tadına erişmiş olur. Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevecek. Sevdiği insanları Allah için sevecek. Bir de küfre düşmek var ya, ateşe düşmekten daha tehlikeli gelecek ona. Aman ağzımdan, dilimden bir söz çıkar da İmandan kayarsam, aman Allah'ım ateşe düşmekten benim için daha tehlikelidir diye böyle inanırsa bir insan, o insan imanın halavetine ulaşmıştır. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Sizden biriniz beni anasından, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olamaz diyor. Ya kardeşim, biz çocuklarımıza Allah'ı ve peygamberi Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem, beşer içerisinde, mahlukat içerisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi anasından daha çok sevmesi gerekiyor çocuklarımız. Babasından daha çok sevmesi gerekiyor. Hatta kendi canından da daha çok sevmesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman gerçek imanı yakalamış olur. Kıymetli dostlar, Hazreti Abdullah, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa asker topluyor. Yaşı 13. Geliyor, ya Resulallah ben de savaşa katılabilir miyim diyor. Yani savaş dediğin kılıçla, okla yapılan bir savaştır. 13 yaşındaki bir çocuk, ya Resulallah ben de savaşa katılabilir miyim diyor. Sen küçüksün diyor, almıyor onu. Bir sene sonra geliyor, ya Resulallah şimdi katılabilir miyim diyor. Sen çekil kenara diyor, sen küçüksün, olmaz diyor. 15 yaşına gelince, ya Resulallah şimdi gelebilir miyim? Şimdi katıl savaşa diyor. Yani nasıl bir iman, nasıl Allah sevgisi, nasıl peygamber sevgisi 13 yaşında ben de seninle beraber savaşa katılayım diyor. İslam'ın yücelmesi için can vermekse canımı vereyim diyor. Efendimiz kabul etmiyor. 14 yaşında müracaat ediyor, yine kabul etmiyor. Hatta bunun şöyle örnekleri vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beni de savaşa katar mısın derken ayak parmaklarının üzerine kalkıyor, boyunu biraz daha uzun gösterip boyluyum ben, bu işi yapabilirim. Efendim beni kabul etsin, bu konumu ortaya koyabilmek için mücadele veren o genç yaşta çocuklar bu imanı nasıl almışlar? Canını veriyor Allah için, Allah'ın dini için. Yalvarıyor, yalvarıyor. Ben de savaşa katılayım ya Resulallah diyor. İşte onlar o gayretle beraber 1400 sene sonra bu zamana kadar dini taşıdılar. O zaman hani bir oku attığın zaman yerinden fırlarken ne kadar hızlı fırlarsa o kadar ileriye gider. Oktan çıkarken yavaş çıkarsa 2 metre, 5 metre sonra düşer değil mi?
Çıkarken çok hızlı çıkması lazım. İşte sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn'den bu ok çıkarken böylesine hızlı çıktı. 1400 sene sonrasında bize kadar düştü. Peki bizden çıkarken nasıl çıkacak? Biz ne kadar sonrasına kadar götürebileceğiz? Allah bizlere yardım eylesin. Kıymetli dostlar, çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmek için iman noktasında, peygamber sevgisi noktasındaki hassasiyetten sonra İslam dininin farzlarını olmazsa olmaz olarak kendilerine öğretmemiz lazım. Olmaz, olamaz, kırmızı çizgi dediğimiz şeyler var. Bizim evde kırmızı çizgiler vardır. Bunlar olmazsa olmaz diyeceğimiz, vazgeçemeyeceğimiz, feragat edemeyeceğimiz ciddiyetlerimiz olması lazım. İlkelerimiz olması lazım. Bunlardan en önemlisi İslam dininin farzlarıdır. Lokman aleyhisselam oğluna tavsiyede bulunurken Allah Celle ve Ala Hazretleri onu bize anlatırken diyor ki ya buneyye akimis sala. Yavrucum diyor. Namazını dosdoğru kıl. Namazını dosdoğru kıl diyor. Namaz kılmak nedir? Dinin farzlarındandır. Babanın evladına özel tavsiyelerinden birisi namazını dosdoğru kılmaktır. Kıymetli dostlar, çocuklarımız elbette hayata hazırlanacaklardır. Her birisi alim olacak, hafız olacak değildir. Ama her birisi Müslüman olacak. Allah'ın dininin müdafiği olacak. Hem dünyasını hem de ukbasını kazanacak. Her birimizin çocukları istemeyiz mi ki? Dünyada mutlu bir hayat yaşasınlar. Kabirde ve ötesinde dost muamelesi görsünler. Cennet ve cemalullah'ta Muhammed Mustafa ile beraber olsunlar sallallahu aleyhi ve sellem. İstemeyiz mi? Peki ben size sorayım. Dünyada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin açtığı yoldan yürümeyen, yarın ahirette onunla beraber olma şansını kaybetmiş olmaz mı? Camiden, namazdan, zekattan, oruçtan, dürüstlükten, zikirden cennete uçmak kolaydır. Ama kumarhaneden, meyhaneden, yalancılıktan, faizcilikten, haramdan, talandan, yalandan cennete uçmak mümkün değildir. Onun için biz çocuklarımızın dünyada iyi yerlere gelmesini istiyoruz. İyi yerlere geldiği zaman mutlu oluyoruz, değil mi? İyi bir maaşı varsa, güzel bir evi varsa mutlu oluyoruz. Haklısın anne olarak, baba olarak haklısın. Peki kardeşim, dünyada evi güzelse, maaşı iyiyse mutlu oluyorsun da kabirde yanıyorsa, ahirette yanıyorsa ne yapacaksın? Ahirette yanıyorsa, kabirde yanıyorsa ne yapacaksın? İlla gözünle mi görmen gerekiyor? Bir hayatın sonu, bir hayatın sonu ya cennet bahçesi veya cehennem çukuru olacak, öyle değil mi? Senin ve benim, her birimizin inandığı peygamber, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur diyor mu? Diyor. Senin de benim de, çocuklarımızın da sonu, ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak alemi berzakta veya cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Maaşı güzel. Evi de dairesi de geniş. Mutlu oluyorsun. Ama son durak cehennem çukuru. Değdi mi peki? Değmedi. Kardeşim, eğer çocuğunun dünyadaki mutluluğundan sen mutlu oluyorsan haklısın. Mutlu olmakta haklısın. Ama ben sana derim ki, sen sadece hayata ölünceye kadar olan perdesiyle bakmıyorsun. İnanıyorsun ki alemi berzak var, kabir alemi var. Ve inanıyorsun ki وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ öldükten sonra dirilmek haktır diye inanıyorsun. Peki alemi berzakta sen kendin için ne hazırlık yaptın? وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ öldükten sonra dirilmek haktır diyorsun. O dirilmekten sonraki hayat için, kendin için ne hazırlık yaptın? Çocuklarının ne hazırlığı vardı? Orası seni ilgilendirmiyor mu? Yani şunu söyleyebilir misin? Yanarsa yansın. Cehennem çukurunda olursa olsun der misin? Demezsin, kesinlikle demezsin. Peki bu rastgele değil.
tombala çeker gibi al sen cehennem çukuruna, al sen cennet bahçesine demiyorlar. Ya nasıl? اَنَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِاَعْمَالِهِمْ اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَاِنْ شَرًّا فَشَرٌ İnsanlar dünyada yaptıkları amellerin karşılığını görecekler. Eğer güzel amel yapmışlarsa, cennete girecek amel yapmışlarsa, öldüğü zaman cennet bahçesi, cennet bahçesi. Eğer dünyada haramla, yalan ile, günah ile, masiyet ile, fisku fucur ile yaşa gençliğini, zina, flört hayatı dümdüz gidiyor. Sonra öldü, beyaz kefene büründü. Kefen beyaz ama bir de kabre koy bakalım. Kabirde ne var? Cehennem çukurundan başka bir şey olmaz ki. Onun için kıymetli dostlar, çocuklarımızı muhafaza etmek istiyorsak, onlara olmazsa olmazlarımızın başında Allah'ın farz kıldığı ibadetler olmalıdır. Beş vakit namaz olmadan olmaz evladım. İşin olmasın, namazın olsun. Paran olmasın, namazın olsun. Bunu söylemek lazım. Bunu inandırmak lazım. O namazın azametini. Kardeşim ya, sen çocuğun doğmuşken kamet getiriyorsun. Namazın ciddiyetini doğmuş çocuğun kulağına söylüyorsun. Asıl namaz vakti geldiği zaman neden kamet ve neden namazın kıymetini bilmiyor? Çocuğun kulağına 40 tane ezan okusan, 40 tane kamet getirsen ne anlar namazdan? Ama asıl namazı anlaması gerektiği zaman da ben, sen, onlara namazın ciddiyetini, Ramazan geldiği zaman orucun ciddiyetini, zekatın ciddiyetini öğretmezsek, o zaman biz çocuklarımızı nereye hazırlamış oluruz? Affınıza sığınarak söylüyorum, cehennem çukuruna, cehennem çukuruna. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Bu birinci kademe, âlem-i berzah. Sonrası daha berbat gelir. Lokman aleyhisselam oğluna nasıl tavsiyede bulunuyor? Namazını kıl yavrum diyor. Namazsız olmaz. Namazsız olmaz. Aile içerisindeki bizim parolamız bu olmalıdır ey Müslümanlar. Cumasız olur mu ey cumaya gelen kardeşler? Olur mu cumasız? Olmaz. Vallahi beş vakit namazsız da olmaz. Cumasız olmazı ne kadar anlıyorsak, vallahi billahi beş vakit namazsız da olmaz. Cuma kılmadığımız zaman, cumaya geldiğiniz için söylüyorum, cumayı kılmadığımız zaman bizi hesaba kim çekecek? Allah. Ne diyecek? Kulum ben sana cumayı farz kıldığım halde neden kılmadın diyecek. Doğru mu? Doğru. Peki sabah namazı, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazını da farz kılmadı mı Allah? Kıldı. O zaman şöyle soru sorduğunda, kulum ben sana beş vakit namazı farz kıldım da sen niye kılmadın derse, ne diyeceğiz? Ya Rabbi işi mi vardı diyeceğiz. İşi mi vardı diyeceğiz. Hesaba hazır olalım kıymetli dostum. Hesaba hazır olalım. Kendi hayatımızla ilgili söylüyorum. Çocuklarımızı yetiştirirken evimizde olmazsa olmaz. Kardeşim ya, senin evine elektrik faturası geldiği zaman 100 lira beklerken 200 lira gelmiş ise yapıyor musun? Yapıyorsun. Bir tane fazla lamba yandığını gördüğünde şunu söndürün diyor musun? Diyorsun. Niye söylüyorsun? O fatura yaktı canını değil mi? Fatura sıcağı sıcağına yaktı canını, söndürün diyorsun. Bir sonrakine hazırlık olsun diye. Ah kardeşim, Azrail aleyhisselam gelip fişini çektiğinde, kabre girip ateş seni yaktığını fark ettiğinde söndürün diyeceğin ne var? Alabileceğin tedbir ne var söyler misin bana? Eksiklerinden telafi edebileceğin ne var? Hiçbir şey yok. İş işten geçmiş, imtihan bitmiş. Geçti borun pazarı derler ya. Pazar geçmiş. Çocuklarımızı muhafaza etme noktasında ibadetteki ciddiyeti evimizin olmazsa olmaz parolası olması lazım. Bir de hem umumi olarak hem de hususi olarak güzel ahlaka sahip olmalarını, İslam'ı ve Müslümanları gerçekten Müslüman bir aileyi temsil edecek kabiliyete sahip olmalarını mutlaka onlara tavsiye etmek lazım. Kıymetli dostlar, şöyle bir anlayış var. Şöyle bir anlayış var. Ya çocuğu bırak, serbest yaşasın, hürriyeti içerisinde yaşasın. Biz istediğimize ulaşamadık. Yaşasın, sonra hayatını bulur.
kendi kendine çeki düzen verir. Bu anlayış toplumda yaygın bir anlayıştır. Peki, bu anlayış bir anlayıştır. Bir ayete dayanır mı? Yani Allah'ın onayı var mı bunda? Yok. Peygamber'in onayı var mı? Yok. Kimin onayı var? Böyle bir tarz, eğitim tarzı, böyle bir yaşantı tarzı asla olmaz. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a diyor ki, ya Muaz diyor bu, genç, Allah'tan kork. Nerede olursan ol diyor. Annenin babanın yanında ol, kimsenin olmadığı dağda ol, bayırda ol, çayırda ol, çölde ol. Nerede olursan ol Allah'tan kork. İçinde daima kamera olacak. Allah beni murakabe ediyor. İçinde o manevi polis olacak. Hiç kimseye yan bakmayacaksın. Kötü duygulara sahip olmayacaksın. Onları gönlünden atacaksın. İnsanlarla güzel ahlakla geçineceksin diyor. Kısacası kıymetli dostlar, çocuklarımızı yetiştirirken, onları muhafaza ederken elbette olmazsa olmazlarımız dediğimiz Kur'an'ın yönlendirdiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirdiği değerler bakımından durumumuzu iyi tespit etmemiz lazım. Çocuklarımız hem dünyada bizim çocuğumuz olsun, hem kabirde müreffeh olsun alemi berzakta, hem de öteki alemde, cennet bahçelerinde, kabirde cennet bahçesinde, yarın ahirette cennetin kendisinde olsun. Efendim, melekler bile Cenab-ı Hakk'a dua ederken, arşı taşıyan melekler, diyorlar ki, Rabbena ey bizim Rabbimiz, ve edhilhum cennâti adinin illetî ve'attehum, bunlara, bu tevbe eden Müslümanlara, haramlara sırtını çevirmiş olan Müslümanlara adin cennetlerine bunları yerleştir. Arşı taşıyan melekler bu duayı yapıyor. Bakın arkasında ne diyorlar? Ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zurriyatihim. Allah'ım bunları cennete yerleştir ama babaları var, anneleri var, dedeleri var, neneleri var, çocukları var, eşleri var. Bunları yalnız değil, salih olan anneleriyle, babalarıyla, salih olan eşleriyle, çocuklarıyla cennette buluştur. Melekler bile bizim, cennette annemizle, babamızla, cennette çocuklarımızla, eşlerimizle buluşmamız için dua ediyorlar Allah'a Celle Celaluhu. Cennetin güzelliği burada kıymetli dostlar. Rabbim her birimize, annelerimizle, babalarımızla, çocuklarımızla, eşlerimizle cennette buluşabilmeyi nasip eylesin. Böyle bir hayatı benimsemeyi nasip eylesin. Rabbime dua ediyorum. Rabbim size, bize, her birimize helalinden bol bereketli kazançlarla her birimizi merzuk eylesin. Yanında da cömertliği ihsan eylesin. Harama kaymaktan, yanlış işlere bulaşmaktan, hizmetleri sekteye uğratmaktan Rabbim her birimizi muhafaza eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.